Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü grup toplantısında ikili görüşmelerin artık sonlandığını, bu stratejik anlaşmadan çıkıldığını söyledi. Yunanistan'la ikili görüşme artık olmayacak dedi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Türkiye hakkındaki iddialarını Brüksel'e taşıdı. AB zirvesinde Ege adalarını gündeme getirdi Miçotakis. Almanya Başbakanı'na Mavi Vatan haritasını gösterdi. Almanya ile Yunanistan arasında yapılan anlaşmaysa adalarda konuşlandırılan tankları gündeme getirdi. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Ege Adalarını gündeme taşıdı. Almanya Başbakanı Scholz'a Mavi Vatan haritasını gösterdi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Avrupa temaslarındaki gündemi Türkiye oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adalara asker göndermeye devam etmesi halinde adalar üzerindeki egemenliğini sorgulayacaklarını söylemiş, Yunanistan bu adaları silahsızlandırmalı demişti. Miçotakis, Brüksel'deki zirvede isim vermeden Türkiye'den yapılan açıklamaları işaret etti. Avrupa Birliği'nin hızla tepki göstermesini istedi. Miçotakis zirvenin ardından Brüksel'de Almanya Başbakanı Scholz'la bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın ardından Scholz'a da Mavi Vatan haritasını göstererek Ege'de hava sahası ihlali yapıldığına dair iddiasını yineledi. Görüşmeye asıl damga vuransa Atina ile Berlin arasında yapılan anlaşma oldu. Scholz'un yaptığı açıklamaya göre anlaşma uyarınca Yunanistan, adalardaki Sovyet tipi tankları Ukrayna'ya gönderecek. Karşılığında da Almanya'dan tank alacak. Atina-Berlin arasında yapılacak bu değiş tokuşun detayları önümüzdeki hafta belirlenecek. Dikkat çeken nokta ise adalara tank konuşlandırılmış olması. Muhalif gazeteler anlaşmanın adaların silahsızlandırılmasıyla ilgili olup olmadığını sorguluyor. Adalarda tank olduğu bilgisi de ilk kez medyada yer alıyor.